素。男の世界。Herkese selam, ben Emir. Bugünkü videomuzun konusu bu da meyvesini nasıl oynamanız gerektiği ve tatlarınızı nasıl vermeniz gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar yanlış anlamışlar. Hani şimdi olay şu, siz şimdi buradaki statları verirken ben size bazen genelde kılıç verin diyorum. Onun olayı şu, hani bazı kişiler genelde kılıçla oynamak istiyor olabilirler. Ama benim genelde yaptığım taktik şuydu, yan hesabımı kasarken. Ben sadece yaklaş ve savunmaya verdim. Sebebi şu, Gatum'un alacağım için, hani o yüzden o şekilde yapmıştım. Çünkü hani level kasarken mantıken siz bir master'i de kasıyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da. Mesela kılıcın şuradaki işte master'isi. Mesela 600 master'i de maxlanıyor. Aynı şekilde bunda da işte silahlarda da var. Olay şu. Ben yaklaş bir savunmaya vermenin sebebi Gatum'un çünkü alıp master'in çünkü tüm dövüş sanatlarını 400 yapmam gerekiyor. Mantıken bunu da böyle bir günde yapamayacağınız için level kasarken bunları böyle ben yaymıştım hani. O şekilde aldım zaten çok kısa süre içerisinde. Hani size o yüzden tavsiyem şu, yaklaşa verin, bir de savunmaya verin. Tabi istiyorsanız kılıç verin, ben ona karışamam. Ben kılıca genelde şeyde vermeye başlamıştım. Yaklaşla savunmayı ben maxlamıştım. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam kaçta maxlanıyordu? 1600 levelde falan bunlar maxlanıyordu diye hatırlıyorum. Daha sonrasında her şeyi kılıca basmıştım. Kılıç zaten o şekilde maxlanıyor. Mesela ben Gatuman'ı kaç levelde almıştım? 2000 levellerde mi? 2200'lerde falan galiba almış olmam lazım yan hesaba. Sonrasında zaten çünkü CDK için Yama ile şeyi kasmıştım. Hani o yüzden blok meyvesine ya da silaha sakın vermiyorsunuz. Çünkü bu da oynuyorsunuz siz. Statları dağılışını şu şekilde yapacaksınız. Orantılı bir şekilde şimdi. Siz diyelim yaklaş savunma basacaksınız. Tamam çünkü leveliniz daha düşük. Siz kılıç işte her şeye basamazsınız. Yaklaş savunma yapanlar için söylüyorum. Savunmanız 5K 6K canınız olsun. Çok olmasına gerek yok. Hani yaklaşa basın. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki sizde dövüş sanatlarının V1 halleri varsa bunlar aşırı fazla az vururlar. Hani 2K falan vururlar. V2 yaparsanız 2.5 vurmaya başlarlar. Öyle söyleyeyim. Mesela siz şimdi budasınız. Tamam mı? İşte yediniz. Leveliniz fark etmiyor. Budayı açıyorsunuz. Bendeki bu arada şu anki bu V2 hali. Sizde bu biraz daha küçük bir Buda olacak. İşte siz diyelim kılıca bastınız tamam mı hani. Yanına böyle gidip de işte hani Buda skilleriyle vurmuyorsunuz. Çünkü Buda'nın skillerine kasılmak için iyi bir şey değil. Hani yapacağınız şey şu, kılıcı alacaksınız, tıklayacaksınız bu kadar. Eğer ki otoklik programı kullanıyorsanız daha iyi olur. Bilgisayardan oynayanlar için söylüyorum. Otokliği açarsınız, görevi alırsınız. NPC'leri böyle hızlı hızlı kesersiniz. Ölüyorlar zaten hemen. Bakın eriyor direkt ya. Sadece klik atıyorsunuz bu kadar hani. Görev al, klik at mantığı bu yani. Bu şekilde yaparsanız daha hızlı bir şekilde kasılırsınız. Çünkü bunu söylemek istedim. Çünkü çok fazla kişi soruyor işte. Bende magma var iyi midir işte yani. En iyisi bu da hani. Daha bunun üstü yok hani. Buda'dan sonraki en iyi kasılma hangisi derseniz o da Blizzard. Venom falan geliyor işte. Niye? Çünkü Venom'da da mesela F skillindeyken sürekli hasar vuruyor. Aynı şekilde Blizzard'da çok fazla alan hasarı vurduğu için toplu bir şekilde kesebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yani. Onun dışında bazı arkadaşlar işte ben budayım, level kasıyorum. Hangi race'i önerirsin diyenler var. Race çok fazla bir şey değiştirmiyor hani. PvP'de bu etkiler. Sebebi şu, V4 açarsınız özelliğiniz vardır. V3'ü aynı şekilde PvP destekleyecek bir şekilde olur. Hani level kastığınız için level kasarken mink genelde taşır birazcık. Sebebi şu, sizin hızlı geminiz yoksa işte bu da V2 genelde suyun üstünde koşabildiği için bu da ile direkt mink V3 basarak daha hızlı bir şekilde adalar arası seyahati kolaylaştırır. Onun dışında birazcık Cyborg etkiler. Tabi Cyborg'ü V4 yaparsanız o etkiliyor, yalan söylemeyeceğim. Sebebi şu,
bir tane NPC'ye vurduğunuz vakit etrafındakilere de vurduğu için zincirleme diyeyim. Bu yüzden Cyberk etkili ama V4 yaparsın. Hani V4 yapmayacaksınız hiçbir şey etkilemiyor maalesef. Yani o yüzden Raze çok bir şey etkilemiyor. Yani siz genelde Raze'i şuna göre yapın. Tavsiyem odur çünkü çok pahalı. Hem V4 yap hem V3 yap. 2 milyon para işte V2'sini yap. O da para. Fragment işte o da gene para. Hani ondan dolayı siz işte deyin ben max level olacağım. Bu Raze'i çok seviyorum. Onu maxlayın. İşte V3'ünü yapın. V4'ünü yapın. Bunun dışında diyeceğim şey şu. Mimi'ye yeni bir update geldi. Chapter 3 geldi. Onun videosunu da çekeceğim yakında. Altyazı falan yapmayı planlıyorum. Seslendirme ile beraber. O seslendirme olayı bilmiyorum. Önce onu biraz kavramam lazım. Nasıl şey yapıldığına dair. Bounty Hunter videosu zaten yakında gelecek. Portalla gelecek. İlk onu söyleyeyim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.